Merhaba sevgili Göç Defteri takipçileri. Biliyorum bana çok kızgınsınız. Neden? Çünkü 7 aydır sizin için bir video çekmedim. Nedenini size söyleyebilirim. Buyurun eserim. Son videomdan sonra tam 7 ay önce ortağım Enes Kalaycı'yla bu apartmanı buraya diktik. Bugünkü videomu arkadaşlar hiçbir hazırlık yapmadan full doğaçlama aklıma geleni sizlerle paylaşacağım. Ve sizlerden de çok sorular geldi. Bunları sizinle beraber birer birer konuşacağız. Tam 2,5 sene olmuş benim Türkiye'ye geleli. 7 aydır video çekmedim diye arkamdan atıp tutanlar çok oldu. Ersin Seymen niye video çekmiyor acaba? Almanya'ya geri mi döndü? Biz biliyorduk zaten onun başaramayacağını. Neyse, onlara hiç kulak asmıyorum. Çünkü halen buradayım. Ha, bunu da söyleyeyim sizlere. Tam 2,5 sene önceki Ersin'den bugünkü Ersin arasında dağlar kadar fark var. Görüş açım, bakış açım bir hayli değişti. Türkiye'yle ilgili bakış açılarım değişti. Tecrübe kazandım. Almanya'yla ilgili yine bakış açım değişti. Ama bu benim için burada kalmama mani olmadı arkadaşlar. Ersin Seymen son 7 ay boyunca ne yaptı? Video çekmedim, o belli. 7 ay boyunca projeyi çizdirdik, ruhsatı kestik, binayı diktik, iskanat teslim etmeye hazırız. Ortağım Enes Kalaycı'yla, Kalaycıoğulları ofis ekibiyle, arkadaşlarımla, dostlarımla beraber, bunun yanı sıra en üst seviye ustalarla beraber bu eseri getirdik. Şimdi bunu fazla göstermeye gerek yok. Çünkü sevmeyen kısmım yine reklama falan girdi diyecekler. Ondan dolayı buradan bir ayrılalım. Türkiye'yle ilgili çok sorular geliyor. Bunları birer birer sizlere cevaplamak istiyorum. Ersin, Türkiye'deki hayatı nasıl geçiyor? Hayat nasıl Türkiye'de? Yaşam tarzın nasıl? Yaşanabilir mi Türkiye'de? Türkiye'de geçim nasıl? Geçimini nasıl sağlıyorsun? Gibi sorular. En fazla gelen sorulardan bir tanesi de alışabildin mi Türkiye'ye? Şimdi size ufak ufak örneklerle bu 2,5 sene içerisinde yaşadığım olaylardan size birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela birincisi, bunu da kendime not aldım. Almanya'da sabah 6'da iğne atsan yere düşmez. Türkiye'de ise kuş uçmaz. Şimdi size ufak bir örnek vermek istiyorum. Almanya, Türkiye. Şantiye başlama saat 9'da. 9.30'da çay molası. Almanya'da saat 6'da başlıyorsun işe. Birinci pauze gelene kadar saat 9-9.30. Bunun gibi örnekler var. Bunlara alışmalısın. Veya mesela E-Devlet. Türkiye'de her şey E-Devlet üzerinden yürüyor. Vergi borçları, vergi sorgulaması, borç sorgulaması, araç bilgileri, araç cezaları. Aklınıza gelecek tüm her şey E-Devlet üzerinden halledebiliyorsunuz. Ha, bana soracak olursan çok güzel bir sistem. Ama bunun dezavantajları da var. Mesela ne? Ben 2 ay önce ceza yemişim, haberim bile yok. Her gün E-Devlet şifremle E-Devlet'e giriyorum. Ceza yedim mi diye onları kontrol ediyorum. Devlet size böyle bir güzellik tanıyor. 2 hafta içerisinde borcunuzu öderseniz %25 cezanıza indirim veriyor. Ama benim E-Devletime 2 hafta sonra düşmüş. Gittim vergi dairesine, borcumu ödemek istedim. Oradaki kadın bana dedi ki, geç kaldın dedi. Ben de hanımefendiye dedim ki, hanımefendi bakın ben her gün E-Devletime giriyorum. Ceza daha yeni düşmüş. Niye şimdi %25'ten faydalanabiliyorum? Kadının dediği, ben nereden bileyim. Bu ve buna benzer çok şey benim de mantığıma uymuyor. Yok neymiş efendim? Mektup gelecekmiş. Mektubu bekleyene kadar zaten 2 ay geçiyor. Biz köyde oturuyoruz. Köye zaten mektup gelmiyor ki. Yani mektubu beklesem belki gelmez, cezama faiz binecek. Mektubu beklemesem E-Devletime düşse devlet dairesine gidiyorum. Orada da %25'ten faydalanmıyorum. Neden? Çünkü 2 hafta içerisinde devlet dairesine gitmediğim için. Bir farkı daha söyleyeyim size. ATM'ler. Türkiye'deki ATM'ler bir ölümdür. Bekleme sırası vardır. Kuyruk 50 metredir. Tam sıra sana geldi. Para çekeceksin. Bir bakmışsın ki ATM'de para kalmamış. Welcome to Turkey. Eğer bunlarla yaşayabiliyorsan, bunlarla katlanabiliyorsan, bazı konulardan da haksızlığa gelebiliyorsan o zaman gelebilirsin. Farklı bir konuda da Türkiye'de dayı meselesi. Arkadaşlar, Türkiye'de dayın varsa bir yere ulaşabilirsin. Cümlesi maalesef ve maalesef doğru. Ben kanalımı açmadan önce böyle şeyleri dayanarak sizlerle paylaşmak istediğim için bu kanalı açtım. Sonuçta gerçekleri gün yüzüne çıkartmak gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var.
çok bağıranlar, işte dayın yoksa bu işler yürümez, dayın yoksa bu işler yürümez, biz böyle şeyden artık bıktık diyenlerin eline o dayıyı verdikten sonra onlar da aynı yoldan devam etmek isterler tabii ki. Bir Türkiye'nin en meşhur cümlesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum, tanışalım mı? Bu cümleyle günlük hayatınızda büyük şehirlerde olsun, küçük şehirlerde olsun çok sefer karşılaşabilirsiniz. Yani demek istediğim tanışma amacı değil galiba. Bu cümleyi mesela trafikte çok duyarsın. Tanımadığın insan sen benim kim olduğumu biliyor musun diye soruyor. Veyahut yanlışlıkla bir masaya göz atmışsındır. Hemen kavga çıkar. Ben bakmayın şu an belki bu konular üzerinden gülüyorum ama bunlar ciddi konular. Şimdi gelelim farklı bir meseleye. Türkiye nasıl? Türkiye'de hayat nasıl? Türkiye'de yaşam nasıl? İnsan kalitesi nasıl? Yaşam kalitesi nasıl? Ben bunu önceki videolarımda sizlerle paylaştım. Türkiye'de yaşamak kolay değil. Güzel. Benim için güzel. Neden güzel? Alıştım, adapte oldum. Çok sayıda sorular, eşim, çocuklarım adapte oldular mı? Bununla ilgili size ufak bir örnek vermek istiyorum. Eşim Türkiye'ye adapte oldu mu sorusuna. Bunun kararını benim anlattığım hikayeden sonra size bırakıyorum. Bundan yaklaşık 2 ay önce oturma odasında oturuyorum. Mutfaktan sesler geliyor, telefon sesleri. Kendi kendime dedim bir gideyim bakayım ne oldu. Mutfağa doğru gidiyorum. Hayatında yoğurt yapmamış eşim yoğurdu çalkalıyor ve telefondan Müge Anlı seyrediyor. Karar sizin. Eşim adapte olmuş mu olmamış mı? Bir de çocuklarımdan sizlere örnek vereyim. 3 tane çocuğum var, ellerinizden öper. Çocuklarım da sağ olsun onlar da adapte oldu. Okula gidiyorlar sabah 9'da, akşam 5'e kadar okulda kalıyorlar. Okuldan geldikten sonra zaten saat 5 gün bitmiş oluyor. Bu sisteme de ben ayak uyduramıyorum. Küçük oğlum kreşe gidiyor, ortanca oğlum 2'ye gidiyor, büyük kızım da orta 2'ye gidiyor. Onlardan da ilgili hiçbir sıkıntım yok. Tabii ki bu pandemi sürecinde bizler de burada çok zorluklar çektik. Adaptasyon zorunluluğu çektik. Dışarı sokağa çıkma yasağı vardı. Çocuklar dışarı çıkamadı. Sosyalleşemediler. Ama bunları Allah'a çok şükür hepsini atlattık. Ben adapte oldum mu? Ben de adapte oldum. Benim de bir arkadaş çevrem oluştu. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çevre edindim. Buna da ortaklarım tabii ki çok büyük katkısı var. Bana hiçbir zaman bir yabancılık çektirtmediler Bartın'da. Mersinli olduğum halde Bartın'a geldim ve Bartınlı oldum. Yeri geldiği zaman şivem bile değişti. Ama dediğim gibi ortaklarım, abilerim, Turan abim, Hüseyin abim, Mustafa abim, çocukları, Sefa Kalay, Enes, Fatih Han, bunlar bana bu konuda çok yardımcı oldular. Hiç yabancılık çektirtmediler bana. Beni bir nevi aileden saydılar. Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Şimdi gelelim gündem konulara. Ekonomi. Son haftalardır, son aylardır Türkiye'de ekonomi çok büyük bir konu oldu. Neden? Euro, dolar fırladı. Bu da tabii ki ülke adına çok kötü bir şey. Buradaki yaşayan insanlar biz dahil olmak üzere çok kötü bir konudur. Euro'nun 11, 10.50, doların 9, 9.5 olması Türkiye açısından çok kötü. Gurbetçi olarak belki iyi olabilir. Senin 1 euron bizim 11 liramız. Ama Türkiye'deki yaşayan insan için hiç güzel bir konu değil. Neden diye soracak olursanız, mesela dün aldığınız zeytinyağı 50 liraya alıyorsanız bugün 60 liraya alıyorsunuz. Bugün 60 liraya aldığınız zeytinyağı 2 gün sonra 70 liraya alıyorsunuz. Ve bu halkı çok yoruyor. Bunlar mesela sadece küçük örnekler. Ben Türkiye'ye adım attığımda mazotun litresi 5,5 liraydı. Bugün olmuş 8 lira. Demir fiyatları aldı başını gidiyor. Beton, tuğla, bunun gibi şeyler. İşin içinde olduğum için bunlardan bahsediyorum. %100 zam geldi. Küçük esnafı, büyük esnaflar küçük esnafları yutmaya başladı. Şehir magandaları artmaya başladı. Euro dolar fırladı diye fırsatçılar aldı başını gidiyor. Euro dolar fırladı diye kestiğimiz saçın ne alakası var? Hilelik, düzenbazlık aldı başını gidiyor. Böyle şeyleri de konuşmak lazım. Ben mesela bana ulaşanlara hep aynısını söylüyorum. Türkiye güzel, benim hoşuma gidiyor, yaşıyorum burada. Ama negatif yönlerini de her seferinde telefondan görüştüğümüzde söylüyorum sizlere. Asgari ücret, Mindestlohn dedikleri 2820. Ben arabamı yaptırıyorum, fatura geliyor 2000 lira. Bunun gibi örnekler. Fırsatçılardan baz alalım. Mesela Antalya taraflarında yangınlar vardı. Bildiğimiz eldivenler 10 lirayken oldu 35 lira. Bartın'dan 35 liraya eldiven alıyorsun, Antalya'ya yolluyorsun. Ama yangın olmadan 5 gün önce daha aldığın eldivenler 10 liraydı. Neyse, Türkiye'de her şey ekonomiye bağlı. Bütün insanların morali,
trafikteki akışı, insanların günlük hayatı, birikiminiz varsa, planınız varsa Türkiye gelebilirsiniz. Ama benim anlattıklarımı, videolarımdaki anlattıklarımı da göz ardına etmeyin. Türkiye öyle bir yer olmuş ki, tabii örnek 65 yaşındaki bir adam 30 yaşındaki insanı arayıp abi bayramın mübarek olsun diyor. O hale geldik. Tabii ki bunları dediğim zaman her seferinde ben de üzülüyorum. Çünkü neden? Vatan bizim, toprak bizim. Bir şeylerle uğraşmak istiyorum, engeller geliyor önüme. Engelleri aşıyorum, yine engeller geliyor. O engelleri aşıyorum, yine engeller geliyor. Ha, alıştım mı? Alıştım çok şükür. İnsanoğlunun her şeye alışabileceğini düşünüyorum. Kalbinizden sevgiyi hiçbir zaman eksik etmeyin. Ben de burada eksik etmiyorum. Size ufak bir trafik hikayemi anlatmak istiyorum. Trafikte gidiyorum. İki tane şerit. Biri gelişli, biri gidişli. Gidiş şeridinin ortasından bir tane adam yürüyor. Sola kaçamıyorum, karşıdan araba geliyor. Sağa kaçamıyorum, kaldırım var. Şimdi kornaya bassan bir dert, basmasan arkadan korna yiyeceksin. Neyse ki ben de bir kornaya basayım dedim. Adam hemen böyle bir sıçradı. Sağa çekildi. El kol hareketi hayırdır mayırdır. İndirdim camı, adama bir soru sordum. Abi dedim, bana sadece bir şeyin açıklamasını yap. Yolun ortasında yürümenin bana bir anlamını söyler misin? Camı ben indirdim. Arabanın içine ben oturuyorum. Adam arabama dayandı. Hayırdır birader. Abi dedim, yolun ortasında yürümenin anlamını bana söyler misin? Adam bana dedi ki, kardeşim dedi, zaten derdimin başımdan aşkın. Bir de seninle uğraşacak halim yok. Bas yoluna git. Abi dedim, lütfen dedim, bana bunun bir anlamını söyle. Kardeşim dedi, senin işin gücün yok mu dedi. İşine bak. Bizde de inat var ya, hayır gitmiyorum. Bana bunun açıklamasını yapacak adam. Velhasıl kelam, adam bana dedi ki, erkeksen sağa çek dedi. Biz de erkekliğimize toz konduramıyoruz ya. Sağa çektik. Arabadan çıktım. Adam hızlıca üzerime yürüdü. Adam üzerime yürürken bir baktım ki buralarında dövme. Ellerinde dövme. Buralar façalı. Dedim ki eyvah Ersin, sen nanayı yedin. Adam üzerime yürürken ben de planımı yaptım tabii ki. Birader belanı mı arıyorsun bana dedi. Dedim ki aslında aramıyorum dedim. Ne diye durdun o zaman dedi. Abi dedim, sen dedin ya erkeksen sağa çek. Biz de erkek olduğumuz için sağa çektik. Adam güldü neyse ki, ben de güldüm. Sonra yoluma devam ettim. Şu durumda gülebiliyorum ama o anki durumu bana sorun. Türkiye'de maalesef trafikte olsun, başka bir şeyde olsun her şey bir pime bakar. İnsanlar gerçekten bunalmış. Herkes suçu başka kişiye atıyor. Bunlara da biz yavaş yavaş alışmak istiyoruz. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Her zamanki gibi siz de unutmadıysanız ne diyoruz? Buralarda bir yerde bir abone butonu olacaktı. Üzerine tıklarsan sevinirim. Like atmayı unutma. Abone olmayı unutma. Hoşça kal, sağlıcakla kal ama kararsız kalma. İnsan insan derler idi. İnsan nedir? Şimdi bildim. Can can diyor. Söylerlerdi. Ben can nedir? Şimdi bildim.